Ya şimdi herkes benden bu hareketi bekliyor biliyor musun? Hani Mertens gol aslında tribünlere şu hareketi yapsın falan. Ama atamıyoruz. Atamadığımız için hani ben de burada yapayım dedim. Hareketi unutmamak için de sürekli tekrarlıyorum. Ama yanlış anlaşılmasın lütfen. Hani bu hareket kesinlikle terbiyesizce bir hareket değil. Ben Belçikalı olduğum için bizim Belçika'da halay böyle çekiliyor. Hani la Beşiktaş Fenerbahçe maçları çok zevkliydi. Ben hiç zevk almadım. Zevk alan var mı? Yani şunu zevkten yazmıyorum şu anda. Yüce Allahu Teala kimseye kaldıramayacağı dert vermez. Bakınız bugün Beşiktaş takımı 3 haftadır kazanamıyor. 3 haftadır Ebu Cehil gibi oynuyor takım. Ama buradan hocamıza suç atmak istemiyorum. Hocamız iyi bir insan, iyi bir mümin. Gördünüz mü? Ve Görsün kaçırdığı pozisyonda nasıl da secdeye kapandı hocamız. Allahu Ekber. Siz benim kim olduğumu bilirsiniz. Ha? Bilirsiniz benim kim olduğumu. Benim adım Umut Bozok'tur. Ha? Sonradan girer saplarım ben. Beni bilirsiniz. Kimim ben? Geçen senenin gol kralı. Geçen senenin saplamacısı. Geçen sene 20 tane sapladım. Bu sene de 30 tane saplamayı düşünüyorum. Saplamak bizim işimiz. Evet, bugün boş kaleye bir gol kaçırdım. Vurdum, direkten döndü. Sert de geldiği için orada direkten döndü. Geldiğimden beri de henüz gol ve asist katkısı veremedim. Vallahi bende problem yok akrabam. Yani beni biliyorsun Mertens. Biliyorsun yani. Aç bak Napoli'de neler yapmışım. 500 tane gol atmışım yani. Benlik bir durum yok. Hani burada gol atamıyorum ben. Ben burada ne yapıyorum? Ancak Yunus'la Kerem'in götünü topluyorum başka. Ne yapacağım? Bakın ciddi söylüyorum, bugün benim babam kenarda teknik direktör olsa bugün beni 90 dakika sahada tutmazdı. Vallahi billahi ya, ben bugün sahada nasıl 90 dakika kaldım ben inanamıyorum yani. Hay kendimden de şüpheye düştüm şimdi. Jesus çok önemli bir hoca olduğu için. Ha bende gördüğü bir şey mi var diyorum. Niye çıkarmıyor acaba? Yok abi, bende hiçbir şey yok. Ya bir ara küfürle falan çalışıyorduk, o da yok yani. Hadi biz kötü gidiyoruz. Eyvallah. Peki uzay takımı Fenerbahçe? Hı? Onlara ne oluyor? Onlarda da bir numara yok. Bugün uzay takımı Fenerbahçe'nin puanı 14. Beşiktaş'ın puanı 15. Uyuma ey Müslüman. Bu algı oyunlarına gelme. Bunların hepsi algı oyunları. Oyuna gelmeyin. Bakın biz oyuna gelmiyoruz. Çünkü bizim bir oynadığımız bir oyun yok. Saplamacı geldi hanım. Saplamacı. Saplama lazım mı ablacığım? Şimdi tabii iki maçtır geriden gelip saplıyoruz. Neden böyle şeyler yapıyoruz derseniz, valla artık heyecan arıyoruz. Ciddi söylüyorum. Çünkü geçen sene bu takım şampiyon oldu. Bu sene de aynı şey. Biraz böyle fantazi, değişik saplamalar yapmak istiyoruz. 8+3 diye bir şey çıkarmışlar. Bunu kim çıkarmışsa Allah bin belasını versin ya. 8+3 nedir kardeşim? Ya 8+0'la oynayamıyor muyuz biz? Yerli olmasın kardeşim. Direkt 8 kişiyle oynayalım. Bu nedir ya? Kerem pas vermez, Yunus pas vermez. Friki kullanacağım, Kerem diyor bana bırak. Çalım atacağım, Yunus diyor bana bırak. Ona onu bırak, bunu buna bırak. Bize ne kaldı? Yarak!